Merhaba sevgili dostlar. Bu elimde görmüş olduğunuz küçük alet benim bütün hayatımı değiştirdi. Bu rulman. Bunun numarası 16004. Tek sıra sabit birleri bir rulman. 1996 yılında işten ayrılmıştım ve kendi başımıza bir iş yapmaya karar vermiştik. Bir arkadaşımla ortak karar vermiştik. Ve bir cumartesi günü işten ayrıldım. Pazartesi günü de eşim ve çocuklarımla birlikte İzmir'e, Urla'ya tatile gitmeye karar verdik ve yola çıktık. İzmir'e vardığımda alışveriş yapıyorduk. Telefonum çaldı. Arayan, uluslararası iş yapan bir Fransız şirketinin satın alma müdürüydü. Dedi ki, Harun merhaba, nasılsın, iyi misin, iyiyiz. Ya dedi, benim dedi çok acil bir rulmana ihtiyacım var. Akreditifimizin son 5 günü. Ve bu rulmanı bulamadık. Eğer bu rulmanı bulamazsak ihracat yapamıyoruz ürünlerimizi ve açılmış olan akreditif de yanacak. Dedim ki ben işten ayrıldım. Dedi ki ya senin arkadaşların vardır, çevren vardır. Belki bu malı daha önce başkalarına sattın, bir yerlerde vardır, bir araştırabilir misin? Tamam dedim. İstanbul'da bir arkadaş da buldum. Dedim ki falan yerde, falan kişide şu kadar fiyata şu kadar adet rulman var. Dedi ki sen dedi aldı. Nasıl öyle işten ayrılmışsın dedi. Sen dedi al bana gönder. Benim dedim irsaliyem yok. Faturam yok. Şirketim yok. Hiçbir şeyim yok. O da dedi ki 45 gün sonra ben bu parayı ödeyeceğim. Sen dedi o zamana kadar şirketi kurarsın. Faturan olur. İrsaliyelerin olur. Paranı da öderim. Dedim arkadaş bize güvenir mi bilemiyorum. Arayayım dedim. Aradım. Güvendi. Ve onlara o malı gönderdim. Tatilimi yaptım. Daha sonra Ankara'ya döndüm. Şirketi kurduk. İrsalemiz oldu. Faturamız oldu. Ve 45. gün arkadaş aradı. Dedi ki fatura kesebilirsiniz. Tamam keselim. Kaç liraya aldık? 4 liraya aldık. Kaç lira keseceğiz? Dedi ki 15 lira kes dedi. Dedim olmaz yani olur mu öyle şey ya? Kaç katı? 3-4 katı dedim. Bu kadar büyük fahiş fiyat olmaz dedim. Yok dedi. O gün için bizi dedi sen dedi çok büyük bir şeyden kurtardın. Zaten çok karlı bir iş yapıyorduk. Dolayısıyla sana da yeni iş yapıyorsun. Sana da teşvik olsun. Ben diyorum yok olmaz. O diyor illa olur. 12 liraya anlaştık ve ilk faturamı kestim. Böylece ilk işimi yapmış oldum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Rızk Allah tarafından. Biz çalışacağız, mücadele edeceğiz ama rızk Allah veriyor. Onun için elimizden geldiği kadar dürüst ve çalışkan olarak işimizi yapmaya çalışacağız. Değerli dostlar, bu gördüğünüz rulman bunun birçok çeşidi var. Bu çok önemli bir makine elemanı. Aynı zamanda doğrusal hareket yapıyor veya yuvarlanma hareketi yapıyor. Dolayısıyla enerji ve hareket transferi yapıyor. Dolayısıyla her dönen yerde veya doğrusal hareket yapan yerde mutlak surette rulman olmak zorunda. Bunun da bir kendine göre teknolojik yapısı var. Düşünün bir erkek saçı 60 mikron, bayan saçı 40 mikron. Bu metale 100 krom altı dediğimiz 62 rockwell sertliğe ulaşmış çok sert bir malzemeye siz %1, binde 1 mikron hassasiyetinde şekil veriyorsunuz. Yüzey pürüzlüğü veriyorsunuz. Yani bir erkek saçının 60 binde 1'i oranında şekil veriyorsunuz. Veya bir bayan saçının 40 binde 1'i oranında metale şekil veriyorsunuz. Dolayısıyla yüksek teknoloji, katma değerli ürün dediğimiz de bundan kaynaklanıyor. Yani 1 dolara almış olduğunuz ham maddeyi siz 50 dolara, 100 dolara, 500 dolara, 1000 dolara neyse yani şeyine göre, hassasiyetine göre ürünün fiyatı değişiyor. Dolayısıyla bunu Batılılar bugüne kadar, bundan 15-20 sene önceye kadar kendi tekellerine tutmuşlar. 5-6 tane üretici var, bunun dışında üretici yok. Yalnızca bunlar üretiyor ve dünyaya bunlar satıyor ve teknoloji çok gizli. Tezgah satmazlar, makine satmazlar, yalnızca bitmiş ürünü satarlar. Türkiye'nin ilk rulman fabrikası kurulduğunda ben de orada görev almıştım. Almış olduğumuz tezgahları satmak istemediler. Ancak hazine garantisiyle sattılar. Paranızla tezgah alamıyorsunuz. Hazine garanti veriyor. Diyor ki herhangi bir şekilde bu fabrika kapanırsa üçüncü ülkelere bunu satmayacak. Bu tezgahları tekrar iade edecek diye garantiyle, hazine garantisiyle tezgah satıyorlardı. Ne zamanki duvarlar yıkıldı, her şey alt üst oldu.
bilgi serbest dolaşır hale geldi. Globalizm diye bir akım oluştu. İnsanların, bilginin, sermayenin serbest dolaşım hakkını kazandı. Ve böylece Batılılar kendi ayaklarını sıkmış oldular. Ve dolayısıyla bilgi her yere ulaşır oldu. Dünyada her parası olan, her milli geliri 30 bin, 40 bin, 50 bin belki dolar olan kişi başına milli gelir olan milletler bile rulman üretemez. Üretemediler. Ancak bunu bir insan gücü ve teknolojik bilgisi yüksek olan ülkeler üretebildi. Onun için Türkiye ilk rulman fabrikasını kurduğundan bugüne kadar 3 tane fabrika var. Bu 3 fabrika yetmez. Bunun gibi daha 300 tane fabrika olması lazım ki, çünkü ne çevremizdeki ülkelerde, ne Afrika'da, ne Türk Cumhuriyetlerinde, ne Orta Doğu'da hiçbir yerde bir fabrika, rulman fabrikası yok. Tabii Çin'i ayrı tutmak lazım bu işten. Çünkü Çin genel olarak devlet destekli bütün yatırımlarını yapıyor ve devlet özel olarak bunlara destek veriyor. 10 yıl hiç ödemesiz para veriyor, kredi veriyor, tezgah veriyor, ham madde veriyor ve taklit üzerine tersine mühendislediğimiz yönden giderek standart rulmanları üretebiliyorlar. Tabii kalifleri farklı olmak kaydıyla. Şimdi değerli dostlar, şu açıdan bakmak lazım. Rulman üretemeyen bir ülke, eğer rulman üretemiyorsa, otomatik üretemez, uçak da üretemez, tank da üretemez. Önce rulman üretecek. Rulman üretmek için de insana ihtiyaç var. Bunu nasıl sağlayacağız? Bunu devletler sağlayacak. Bakınız, bugüne kadar Türkiye'de yeteri kadar rulman üretememesinin sebebi iki şeye bağlıdır. Bunlardan bir tanesi ithalat lobisi diye Türkiye'de bir lobi vardır. Ve bunlar üretimi mutlaka durdurup yalnızca alsata doğru yönlendirirler, rekabet ettirirler, sizi yaşatmazlar. Ve bunların da bir tabii Türkiye içinde de işbirlikçileri vardır. Bunlar birlikte Türkiye'deki sistemi de kontrol etmeye çalışırlar. İkinci sebep teşvik sistemidir. Yıllar önce teşvik sistemi şöyle bir olay olmuştu. Mesela Türkiye'de otel yaparsanız, Kemer'de otel yaparsanız %70 harcadığınız paranın %70'ini geri alıyordunuz. Diyelim ki Van Gölü'nde bir otel yaptınız, %90'ını geri alıyordunuz. Ama rulman yaparsanız, dişli yaparsanız, yüksek teknoloji ürünü yaparsanız %25'ini geri alıyordunuz. O zaman akıllı iş adamı ne yapar? Rant ekonomisine doğru gider, değil mi? Gider otel yapar, efendim başka şeyler yapar. Dolayısıyla yüksek teknoloji oran olan ürünleri yapmaz. Çünkü teşvik az. Ancak bunu kim yapar? Çılgınlar yapar. Eğer Türkiye'de %70 otel yapanın parasını iade eden bir sistem varsa, siz bunu yapmayıp da gidip geriye dönüp %25 teşvikle rulman yapmaya çalışıyorsanız, o zaman ancak çılgın Türklerden birisiniz demektir. Buna baktığınız zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor, harita ortaya çıkıyor. Siz bir kamyon buğday vereceksiniz, bir kilo rulman alacaksınız. Sistem bu. Sizi otel yaparsanız problem yok. İşte buğday ekerseniz, domates, patlıcan yetiştirseniz problem yok. Ama siz rulman yaparsanız veya yüksek teknolojik bir ürün yaparsanız sizin önünüzü kesmek için uğraşırlar. Çok iyi hatırlıyorum. İlk rulman fabrikası kurulma çalışmaları yapıldığı zaman bu ithalat lobisi teşvik belgesini tam 2 sene geciktirdiler. Yani vermediler, verdirmek istemediler, engellemek istediler. Allah'a şükür alındı ve bu fabrika kuruldu. Şimdi nedir konu? Biz önce bağımsız, tam bağımsız olabilmemiz için yeteri kadar insan gücüne sahip olacağız. Sistemimiz buna göre olacak, çevre şartlarımız buna göre olacak, teşvik sistemimiz buna göre olacak. Ve bu çerçevede biz kendi ürünlerimizi yapmaya başlayacağız. Bir başka konuda size anlatmaya çalıştım. Ben ilk rulman fabrikası kurulduğunda satış müdürlüğü yapıyordum. Ankara'da bir rulman firmasına girdim. İçeride 4-5 kişi oturuyordu. Kapıdan girdim. Selamünaleyküm. İşte ben ilk rulman fabrikasından geliyorum. Rulman üretim deyince adam dedi dur. Ben de öyle kaldım kapıda. Dedi ki bak oğlum buradan çık.
şuradan ileriye git, 500 metre sonra ileri sola dön. Biraz daha gidince sağ köşede bir tane baklavacı var, tatlıcı var. Git oradan dedi bir tepsi baklava getir, konuşalım dedi. Yani benimle konuşmak için bir baklava getirir ve konuşalım dedi bana, beni öyle karşıladı. Ben de gittim, 2 kilo baklava aldım kendi paramla. Geldim oturdum ve anlatmaya çalıştım. Türkiye'de rulman yapıldığını. İnanmıyor tabii, yani Türkiye'de rulman olmaz diyor. Bir başka seferde İzmir'e gittim. İzmir'de bir bayi çalışması yapıyordum. Vardım firmanın sahibiyle konuşurken dedi ki çok güzel anlattın genç delikanlı ama ben sana bir şey söyleyeyim. Git dedi patrona söyle Kemer'de otel yapsın. Bu Türkiye'de rulman falan olmaz. Olsa da kimse almaz, tutulmaz. Gitsin otel yapsın, parasını boş harcamasın diye bana nasihat verdi. Bir dostum, çok sevdiğim bir kardeşim, Trabzon'da kendisi. O Karadeniz bölgesinde bizim ilk ürettiğimiz rulmanı satmaya çalışırken, dükkanda anlatırken iki kardeş var dükkanda. Bir tanesi dinlerken diğeri elinde keseri alıyor ve şeyin arkasından dostumun üzerine atıyor. Dostum eğiliyor ve keser dışarı çıkıyor. Yani amaç şu, yani sen niye geldin buraya kardeşim? Türkiye'de rulman mı olur? Sahteci misin? Nesin? Böyle bir şey olur mu? Diye tepki gösteriyor. Belki aklı şeyi yerinde değil, onu bilemiyorum. Bir başka dostum, İzmit'te kendisi çıraklıktan ayrıldı, dükkan açtı. Ve diyor ki, yeni bir ev alıyor. Evine de komşuları geliyor. Evinde misafirliğe geliyorlar, hayırlı olsuna. Hanımla konuşurken diyorlar ki eşin ne iş yapıyor? O da diyor ki rulmancı. Kadınlar diyor ki vah zavallı vah diyorlar. Tornetçi misiniz diyorlar. Allah yardım etsin diyorlar. Bu tornet demek ki yapıyorsunuz diyorlar. Türkiye'nin genel yapısı bu. Bu çerçevenin içinden siz yüksek teknoloji üreten bir fabrikalar silsilesi çıkaracaksınız. Bu kolay bir şey değil ama zor da değil. Sizin elinizde yetişmiş insan gücü var. Ben hem Rulder'in yönetim kurulu başkanı olarak hem de 40 yılını bu işe vakfetmiş birisi olarak Türkiye'de rulman yapmak isteyen herkesi yatırıma davet ediyorum. Elimden gelen her türlü gayreti, desteği vereceğimi teyit ediyorum, taahhüt ediyorum. Yeter ki Türkiye'ye 3, 5, 10, 100, 200, 500, 3000 inşallah rulman fabrikası kurulsun. Diğer rulmanların her çeşidi Türkiye'de yapılıyor olsun. Eğer bu yapılıyorsa sanayimiz de gelişmiş demektir. Milli gelirimiz de bugünlerin çok üzerine çıkmış demektir. İnşallah bunları bugünler hep beraber göreceğiz. Tüm girişimcilere buradan duyuruyorum ve kendilerini davet ediyorum. Bakın, MENA bölgesi var, 180 milyon nüfus var. Alt tarafta Afrika bölgesi var, büyük bir nüfus var ve kalkınmakta olan ülkeler bile değil, kalkınmaya ihtiyacı olan ülkeler var. Diğer taraftan Orta Doğu bütün ülkeleri, Kafkas bütün ülkeleri, buralarda hiç rulman fabrikası yok. Türkiye bu iş için 3 tane rulman fabrikası ile yeterli teknolojiye doğru ilerliyor. Yabancılar dahil herkesi rulman konusunda yatırım yapmaya davet ediyor. Gelsinler, buraya yatırım yapsınlar ve ülkemiz bu bölgenin en önemli yüksek teknoloji üreten ülkelerinden birisi olsun. Sizleri tekrar selamlıyorum ve abone olmanızı bekliyorum. Lütfen abone olun ve bundan sonraki videolarımız daha da ilginç hale gelecek. Yavaş yavaş ilerliyoruz kara kutuyu açmaya doğru. İnşallah daha ilginç konularla karşınızda olacağız.